Herkese merhabalar, Rıfat Yurttaş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok mütevazı olmayacağım bu konuda. Bence yani yiyenlerin yorumuna dayanarak bunu söylüyorum. Dünyanın en lezzetli fırında makarnalarından bir tanesini yapacağız. Çok ama çok lezzetli olacak, söz veriyorum. Fırın makarna Türkiye'nin her yerinde yapılan bir yemek aslında. Hatta yurt dışında mac and cheese adıyla çokça yapılan, herkesin bildiği, yaptığı bir yemek ama Rıfat usulü dokunuşlarla fırın makarna zaten lezzetli bir şey ama hani o Rıfat usulü dokunuşlarla onu böyle arşa çıkartacağız. İnanılmaz lezzetli ve böyle misafirlerinize parmaklarını yedirtecek kadar lezzetli, doyurucu ve besleyici bir yemek olacak. Tavuklu bir fırında makarna olacak. Tavuk kullanacağız. Farklı pişirme tekniği kullanacağız ve ocakta başlayacak. 3 aşamalı olacak ve fırında en son bitecek. İlk olarak tavuklarımı haşlayarak başlıyorum. Bütün tavuk kullanabilirsiniz arkadaşlar. Baget kullanabilirsiniz. Ben tavukta göğüs etini hiçbir şekilde kullanmıyorum. Hatta tavuk şinitzelde bile mesela göğüs eti kullanmıyorum. Dolayısıyla benim tavsiyem yani bugün daha hızlı pişmesi için ve daha lezzetli olması için kemiksiz kalça eti, yani but eti kullandım. Siz dediğim gibi baget kullanabilirsiniz, kalça kullanabilirsiniz, kemikli but kullanabilirsiniz. Hatta kanat bile kullanabilirsiniz. Bütün tavukla şahane olur. O kısım size kalmış. Dediğim gibi ben kalça kullanacağım. Önce etlerimi, yani tavuklarımı haşlayarak başlıyorum. Kalçalarımı, soğuk suyum var. Çokça yapılan bir hata var, ondan bahsetmek istiyorum. Tavuk, et fark etmez. Herhangi bir şey haşlarken kesinlikle ve kesinlikle pratik olsun diye lütfen kaynar suyun içerisine atmayın. Ne kadar pişirirseniz pişirin. Önce kaynar suya giden et, yani dağılacak kadar pişmiş olsa bile o böyle gıcır gıcır, böyle kayış gibi kıvam alacaktır. Ama biz lokum gibi, kaymak gibi bir et istediğimiz için her zaman haşlamalarımızı soğuk suda yapacağız. Dolayısıyla ben soğuk suyun içerisine tavuğumu koydum. Bir tane soğanım var, onu koydum. Ocağımın altını şimdi açtım. Tuzunu ekliyorum. Ve orta ateşte, çok yüksek ateşte değil, ivil ivil tavuklarımın iyice böyle yumuşamasını, kaynamasını, pamuk gibi olmasını istiyorum. Aynı zamanda suya da bütün lezzetini versin istiyorum. Bu şekilde orta hatta orta kısık ateşte kaynasın. Tavuklarımız iyice pişsin. Birazdan devamında görüşürüz. Evet, tavuklarımız kaynadı, haşlandı. Yağını çok güzel bir şekilde suyuna saldı. Şimdi tavuklarımı bir kabın içerisine alıyorum. Evet, mis gibi tavuk suyu koktu şu anda. İşte yağlı tavuk kullanmamız bu açıdan önemli. Göğüs eti kullanmış olsaydık suyun hiçbir lezzeti olmayacaktı. Ama şu an yağlı ve tavuk aromasının geçtiği bir suyumuz var. Bunu şimdi soğumaya bırakıyorum. Tavuk suyum kaynamaya devam ediyor. Şimdi bu kaynar suyun içerisine sütümü ilave ediyorum. Ve kaynaması için 1-2 dakika bekliyorum. Evet, sütümüz ve tavuk suyumuz gördüğünüz gibi haşlandı. Bizim fırın makarnamızı diğer fırın makarnadan ayıran en önemli şeylerden bir tanesi de makarnayı adeta bir pilav gibi yeterli miktardaki tavuk suyu ve süt karışımının içine atacağız. Kısık ateşte bir güzel pişireceğiz ve çektireceğiz. Makarnamı ekliyorum. Şöyle bir gezdireceğim. Dediğim gibi bir pilav edasıyla yapacağız. Makarnaların üstünü nasıl diyeyim, bakın şöyle göstereyim. Bir parmak gibi üstünde sıvı kalacak şekilde, yani tavuk suyu ve süt üzerinde bir parmak gibi kalacak şekilde pişiriyorum. Bu kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım ve karıştıra karıştıra böyle çektirerek bütün sütü ve tavuk suyunu makarna içine çekecek. Ön haşlama yapmıyoruz. Çok pratik bir yöntem bu. Hem de daha lezzetli bir yöntem. Yani makarnalar ilk böyle tuzlu sade suyu görmek yerine çok daha lezzetli bir sıvıyla buluşuyor olacak ve çöpe atmayacağız. O suyu çekecek. O yüzden yeteri kadar su olacak. Çektire çektire yapacağız. Bu kaynadı zaten. Bunun altını kısıyorum şimdi. Ve bu makarnalarım yavaş yavaş pişerken kısık ateşte ben de artık tavuklarımı didikleyebilirim. Bakın gördüğünüz gibi tavukları böyle kısık ateşte pişirdiğiniz zaman lokum gibi olur. Ama kaynar suya atıp haşlarsanız ya da çok yüksek ateşte pişirirseniz yine yumuşar. Yumuşamaz değil ama bu arzu ettiğimiz yumuşak ve kaymaksı dokuyu maalesef yüksek ateşte pişirerek bulma şansımız yok. O yüzden her zaman mutfakta sabırlı oluyoruz. Her zaman ürünlerimizi yaparken kısık ateş bize her zaman yardımcı, avantaj. Evet, tavuklarımı tiftim. Makarnalarım kısık ateşte ivil ivil pişmeye devam ediyor. Bakın gördüğünüz gibi hafiften yumuşamaya başladı ve suyunu çekmeye başladı. Bunun kısıkta pişmesi önemli çünkü bütün makarnaların eşit bir şekilde pişmesini arzu ediyoruz. Ve şimdi sıra geldi beşamel sosunu yapmaya. O yüzden hemen şuradan bir ocak değişikliği yapıyorum.
Şöyle kısıkta tenceremi alıyorum ve beşamel sosuma başlıyorum. Beşamel sos yaparken de belli başlı püf noktalarımız var. Aslında biliyorsunuz Fransız mutfağına ait bir şey beşamel sos. Bizdeki beğendi ama işte onlar daha erken literatüre geçirdikleri için beşamel sos diyoruz bizler de. Kusursuz ve böyle topaklanmayan güzel bir beşamel sos için de aslında belli başlı kurallar var. Bunun ilki de kullandığınız tereyağı oranının kullandığınız un oranıyla minimum eşit miktarda olması gerekir. İşte çok yağlı olmasın diye mesela bazen görüyorum çok az yağ koyuyorlar ya da işte ununu fazla koyuyorlar. O zaman işte kavurma aşamasında yeterli ve doğru bir kavurma olmadığı için de beşamel sosunuz topaklanabiliyor ya da arzu ettiğiniz lezzette olamayabiliyor. O yüzden minimum kullandığınız unla tereyağının eşit olması lazım. Tereyağından fazla olsa sıkıntı yok, daha lezzetli olur. Ne kadar yağ o kadar lezzet diyoruz her zaman. Tereyağımı önce tencereme alarak başlıyorum sos tavama. Lezzetli bir beşamel sos için unu attığınız gibi sütle eklemekten ziyade bir tık ununuzu kavurmanızı rica edeceğim sizden. Kısık ateşte bu unun kokusu çıkıncaya kadar yani beyaz undan sarı una dönene kadar yaklaşık bir 2-3 dakika bunu bu şekilde kavuracağım. Evet gördüğünüz gibi ben unu kavuruyorum. Diğer yandan şu makarnanın kıvamını göstermek istiyorum size. Bakın makarna da suyunu çekmeye başladı. Az biraz suyu kaldı. Bu tahmin ediyorum bir 10 dakikaya kadar tam anlamıyla süt ve tavuk suyunu makarnalar içine çekmiş olacaktır. Evet gördüğünüz gibi bakın kavruldu, un kokusu çıktı. Güzel lezzetli bir koku alıyorum şu anda. Artık sütünü ekleyebilirim. Soğuk süt ekliyoruz her zaman ve iyice karıştıra karıştıra azar azar eklerseniz daha risksiz olur, topaklanma riski daha az olur. Tuzunu veriyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim içine. Çok az da muskat rendeliyorum. Bu muskat cevizi patatesli, beşamel soslu, kremalı ve makarnalı soslarınıza çok çok yakışan bir baharattır. Ama dikkat etmeniz gerekiyor, çok fazla kullanmayacağız, çok azıcık. Fazla kullanırsanız bütün aromaları eline geçirecektir. Azar azar sütünü eklemeye devam ediyorum. Bir yandan da makarnamı karıştırıyorum. Çünkü makarnamı sürekli karıştırmam gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi makarnalarımız pişti. Çektikçe böyle sanki krema atmışız gibi bir izlenim verdi. Çünkü makarnanın nişastası süt ve tavuk suyuyla birleşti ve böyle gördüğünüz gibi şahane bir kıvam aldı. Bu şekilde böyle yenilebilir ama şimdi biz bunu öyle bir lezzetlendireceğiz ki. Burada artık altını kapatabilirim ben beşamelimin. Beşamelim de hazır. Beşamelimi normal beşamellere göre bir tık daha fazla sulu yaptım. Bunun sebebi fırına girecek olması. Lütfen siz de öyle yapın. Ölçüleri zaten aşağı yazdım. Şimdi beşamel sosumun yarısını makarnamın içerisine dahil ediyorum. Ama yarısını bekletiyorum. Yarısını koyduk. Artık altını da kapatıyorum zaten makarnamın. Hatırlarsanız tavuklarımız vardı. Tavuklarımı da olaya dahil ediyorum. Kaşar peynirimizin de 1/3 kısmını tencereme koyuyorum. Ve bu şekilde karıştırıyorum. İnanılmaz bir lezzet, inanılmaz. Tavuk suyu ve tavuğun tadı, ondan sonra beşamel sosunun kremamsı ve yumuşak tadı, peynir gerçekten her şeyin çok uyumlu olduğu ve klasik bir fırında makarnanın yaklaşık 4-5 katı kadar daha lezzetli bir karışım olduğuna dair size söz veriyorum. Şimdi bunu borcamıma alacağım ama önce bir tadına bakmak istiyorum. Şimdi burada bir tuz tadı yani tuz ve baharat için tadına bakalım. İnanılmaz. Ekstra hiçbir şey eklemeyeceğim. Şimdi bunu fırına atmak üzere bir borcam alacağım. İstediğiniz boyutta yani bir fırın tepsisi de olur, borcam da olur, kek kalıbı da olur fark etmez. Makarnalarımı, borcamı bir güzel alıyorum. Şöyle bir güzel bastıra bastıra fırın tepsime yayıyorum. Hatırlarsanız beşamel sosun sadece yarısını dökmüştük, yarısını ayırmıştık. Aynı şekilde kaşar peynirinin 1/3 dökmüştük, 1/2 ayırmıştık. Şimdi bir tane yumurta sarısı kullanacağım. Yani yumurta sarısının biliyorsunuz kızartıcı bir özelliği var, kızartıcı bir efekti var. Bundan faydalanmak için de hafiften ılınmış beşamel sosumun içerisine bir tane yumurta sarısı koyuyorum ve iyice karıştırıyorum.
Evet, yumurta sarısını iyice yedirdikten sonra borcamıma koyduğum ve böyle iyice artık böyle bastırdığım fırın makarnalarımın üzerine hatırlarsanız yarısını makarna içerisinde kullanmıştık. Kalan beşamelimizi de makarnalarımızın üzerine güzelce döküyoruz. Biraz daha beşamel sosu normalden bir tık daha sıvı yapın dememdeki kasıt buydu. Hem fırına girince beşamel kendini çekecek, daha sertleşecek hem de yayması, düzmesi daha kolay olduğu için ve daha rahat olduğu için beşameli bir tık daha sulu tutuyoruz. Ve bence kuru bir fırın makarnadan daha kötü hiçbir şey olamaz. O yüzden biz böyle ıslak ıslak bir fırında makarna yapıyoruz. Evet. Şöyle bir sallıyorum, böyle aralara da girsin istiyorum beşamel. Bakın gördüğünüz gibi bir tabaka oluştu zaten. Şimdi üstüne üçte birini kullandığımız kaşar peynirinin kalan kısmını da kullanıyoruz. Üstüne serpiştiriyoruz. Ben yeni kaşar kullandım. Eski kaşar ben daha çok seviyorum aslında ama herkes çok sevemeyebiliyor. Çünkü bu yağlı ve ağır bir yemek aslında. Eski kaşarın da ekstra bir aroması tadı olduğu için herkesin damağına hitap etmeyebiliyor. O yüzden ben taze kaşar tercih ettim ama isterseniz böyle İzmir tulumla kaşarı karıştırın ya da yeni kaşarla eski kaşarı karıştırın. Her türlü çok lezzetli, çok efektif bir lezzet elde edeceksiniz. Bunun garantisini sizlere veriyorum efendim. Evet, kaşarlarımızı koyduk. Şöyle kıyılarda kaşar varsa toparlayalım ki fırına girdiğinde oralar yanmasın. Evet, fırına makarnamızı fırına girmek üzere hazır ettik. Zaten her ürün içinde piştiği için çok uzun süre pişmesine gerek yok. Tek arzu ettiğimiz şey bütün lezzetlerin birbiriyle evlenmesi ve üstündeki kaşar peynirinin renk alması. Bu yüzden bir tık yüksek, yani 200-220 gibi, böyle düşük ateş değil de yüksek ateşe 200-220 gibi bir fanlı fırına atacağım. 20-25 dakika böyle kaşarın hani üstünün renk almasına bağlı olarak bakacağım. Kaşarların böyle bir renk aldığında hemen çıkartacağım. Biraz soğutup servis edeceğim. Şimdi ben bunu fırına atıyorum. Birazdan piştikten sonra tekrar görüşelim. Evet efendim, Rıfat usulü fırında makarnamız pişti. Tavuklu böyle kendi güzel suyu çekerek böyle çok ekstra dokunuşlarla lezzetli bir şekilde pişirdik. İnanılmaz lezzetli oldu. Şu an koku da zaten her şeyi anlatıyor. Çıkardığınız gibi servis etmemenizi öneriyorum. Yani bir 20 dakika, yarım saat dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz sıcak. Yani yediğiniz anda ağzınızı yakar. Ama ben böyle tabii kıvamını göstermek için önce bir kesip size servis etmek istiyorum. Bakın şöyle, hala daha kabarcıklar kendi içinden çıkıyor. Ve hala gördüğünüz gibi hala ıslak. Yani fırın makarnanın en büyük problemi aslında az koyulan ya da çok katı yapılan beşamel soslarla servis edildiği zaman kuru olmasıydı. Ama şu an aslında dışı kıtır, içi böyle sulu ve yumuşak bir fırın makarna yaptık diyebilirim. Dediğim gibi siz bir yarım saat minimum dinlendirin bence. Ama biz şimdi servis edeceğiz. Evet efendim, bugün sizler için Rıfat usulü bir fırında makarna yaptık. Bu tarifimi zaten Reels olarak Instagram sayfamda paylaşmıştım. Instagram'ı takip etmiyorsanız beni takip edin. Orada 2 milyon kadar izlenmişti ve yüzlerce kişi bu tarifi yapıp bana teşekkür etmişti. Bugün de sizlere Rıfat usulü fırında makarnanın en ince ayrıntısına kadar anlatıp bütün püf noktaları uzun uzun tarifini verdim. Benden bu haftalık bu kadar. Benden görmek istediğiniz tarifleri yorum kısmına yazabilirsiniz. Fikirlerinizi, önerilerinizi, görmek istediğiniz tarifleri, Rıfat usulü dokunuşlarla merak ettiğiniz tariflerin hepsini yorum kısmına yazabilirsiniz. Haftaya bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.